Japonya'daki ilk gün. Dünü ilk saymıyoruz çünkü dün yorgunluktan bayıldık biraz gezdikten sonra. Evet, bugün Akihabara'dayız. Akihabara'ya geldik. Çünkü burası anime, manga, oyunun merkezi sayılır. Evet, şöyle bir arkamda göstereyim. Birazdan daha çok da göstereceğim zaten. Burada dükkanları gezeceğiz, mağazalara bakacağız. Kim ne satıyor, nerede şey var, kapsül oyuncaklar vesaire. Bugün böyle boş gezip etrafa bakma günü. Evet, çünkü yarın çok hareketli bir gün olacak. O yüzden bugünü biraz daha böyle gezelim, tatlı tatlı dinlenelim ayağında geçireceğiz. İşte dinlenmeyeceğiz seni çünkü 8 saat falan yürüteceğim. O yüzden bugün dinlenelim günü değil. Hayır. Bunu kabul etmiyorum. Hayır, bu öyle bir şey değil. Sen çok yanlış anlamışsın konuyu. Enerji içeceği içtik o yüzden çünkü biz baygınlık geçirdik yani. Dün evet, o kadar uçak yorgunluğundan sonra. Yol yorgunluğu vardı birazcık. Hadi gidelim o zaman, biraz etrafa bakalım. Tamam. Evet, bir collectible kart oyunu dükkanındayız. Hobby Station diye geçiyor burası. Evet. Ve burada Pokemon kartlarından tutun, işte Gundam bilmem ne, her şey var. Bak şurada One Piece kartları var. Oo. One Piece'in kart oyunu mu varmış? Sen büyük bir One Piece fanı olarak bunu bilmiyor musun Altuş'ta? Vallahi bunlar Türkiye'ye gelen şeyler değil pek, bilmiyorum. Bu kadar çok kart olduğunu bilmiyordum. Ben bir tek Pokemon kartlarını biliyorum, o yüzden şurayla ilgilendim sadece. Ki Japonya'ya gelmişiz, böyle figürcü olmadan olmaz. Çünkü her taraf figürcü Akihabara'da. Bak, Bleach figürleri var. Ama tabii Türkiye'de böyle manzaraları çok göremediğiniz için burası farklı geliyor, büyük geliyor. Oho, One Piece standı. Ne gördün orada? İstiyorum bunu. Altı. Efendim. Steins Gate var burada. Steins Gate mi? Ben çok de çok severdim bunu. Ben. Allah'ım. Makisa Kirisu mu bu ya? Çok sevdiğim animelerdendir. İzlemediyseniz o kesin izleyin. O zaman kap bir tane. Al. Buraya alışverişe gelmedik mi? Pardon da. Hayır. Burada bir şey fark ettim. Altı'ya da sordum aslında. Burada kocaman figürler, ne bileyim 3800 yenken falan, böyle miniko, çok küçük figürler de 3800 yen olabiliyor. İşte o nadirliğiyle alakalı ama kimi daha, ya kimi atıyorum burada lisanslı Japon yapımı üründür, öteki Çin'den gelmiştir, Çin malıdır. Yani, birazcık nadirliğinden, limited edition'dır, az bulunuyordur. Çünkü burada her şeyin figürü var. Dur, beni buraya göm, beni buraya göm ve git. Adeta One Piece cenneti. O kadar güzel ki ama 40.000 yen diyor ya, yani dışarıda 6.500 gördük. Lira falan. Dışarıda 100.000 yenlikler falan var direkt, 18.000 lira. Altı diyor ki bu 5.000 yen mi falan, gözü görmemiş. Bir sıfır yanlış görmüşüm ya. Big Mom var falan, çok güzel şeyler var ya. Aşkım ya, ben galiba çoluğun çocuğun rızkını bırakmaya çok yakınım, haberin olsun. Ruhların kaçışı. Hazır mı? Komşum Totoro. Bu da ruhların kaçışı. Çok güzel. Bu ne, BTS dükkanı mı? BTS dükkanı değil. Koreli idollerin kartları var. Sadece BTS yok bu arada. Tamam, şu taraf BTS'miş. Tamam, haklısın. Pardon. BTS dükkanı mı dedim? Burada çok tatlı bir şey keşfettim. Böyle perukları alıyorsunuz tek tek. Sonra kafaları alıyorsunuz. Böyle aşağıda birleştirebiliyorsunuz bunları. Ama aynı zamanda arkada şöyle bir şey var. Buradan da işte ayrı ayrı kafaları alınmış. Şuradan elbiseleri şöyle seçiyorsunuz. Kendiniz birleştiriyorsunuz her şeyi tamamen. Direkt gömlek falan mı? Aynen, direkt gömleği seçebiliyorsunuz böyle. Takım halinde de var yan tarafta. Çok pahalı bir hobi ama... Benim kalbim gitti şu an. Altış'ı ikna etmeye çalışacağım videoyu kapattıktan sonra. Ben şimdi hazır video açıkken biri. Baksana, kimono bile var. Hayır diyeyim de. Nuru bebeklerle bıraktım. Burada çok daha ilginç bir şey buldum. Geleceğe dönüş oyuncakları. Allah'ım, bu Japonlar her şeyin figürünü yapmışlar. Kendimi bulacağım yakında. Bebek de kendimi bir türlü alamıyorum. Yalnız bebek bu de çek. Aşmış bu bebek. Fotoğrafını da çekeyim. Instagram'a atacağım malum. Biz Nendoroid bebeklerden bahsetmiştik. Aha, şu kadarcık. Ama onların büyük hobi
versiyonları olanlar varmış burada. Böyle her şeyini, çorabına kadar, işte şu ayakkabısı bilmem ne, hepsini tek tek alıyorsunuz. Ve şu bebeğin fiyatı, üstsüz, başsız, kıyafetsiz tamamen 74.800 yani. Çok para. Çok para. Çok para. Hesaplamak gereği bile duymadım, çok para. Aslında böyle bir hobiye girişsem diye düşündüm, malum doğum günüm geliyor. Ama sonu yok. Hani bir de devamı da yok. Türkiye'ye gidince bunu yapamazsın yani. Çok pahalı, çok. Portrelere bak. Selahattin Eyyubi var. Kalesi var şurada. Selahattin Eyyubi'nin yanına kalesi olmuş. İşte elf var bir tane. Bu böyle arkadaki gibi aslında, bu hobi kiti alıyorsun, kendin boyuyorsun. Ah, yeni hobi yükleniyor resmen, ben çıldırıyorum. Allah biliyor da bizi Japonya'da yaşatmıyor, yoksa bütün bütçede falan Karadeniz yani, tamam. Birazcık ara verdik hobi araçları, hobi zımbırtılarını gezmeye. Buranın meşhur bir tapınağına geldik, Kanda Shrine'deyiz. Kanda Shrine. Bu Kanda Shrine o kadar eski bir tapınak ki 700 yılında kuruldu, evet. Ve 1300 yaşında. Evet, burayı aslında animelerden falan çok bilinen bir yer burası. Çünkü animelerin meşhur tapınağı, böyle animede karakter kız kapısını falan süpürür. Ne bileyim, buraya gelir karakterler, dilek dilerler. Şimdi içeri gireceğiz, bakalım neler var, biz de neler dilek yok. Dileyeceğiz. Aynen, dileğimizi dilemeye gidiyoruz. Şimdi burada bir sürü tapınak var. Ve ben geçen sefer geldiğimde buranın ismini tam olarak bilmiyordum. O yüzden burayı gördüğüm an, yani şu ayıcıyı gördüğüm an tanıdım. Dedim ki ben buraya geldim daha önce. Hepsini buna borçluyum çünkü. Ayıcık. Onun dışında hiçbir şey tanıdık gelmiyordu. Hepsi birbirine benziyordu. Ama bu ayıcık sağ olsun. Nur, yok mu bir selfie'miz ya şurada? Açtım. Dur, seni çekeyim ben. Bu tapınak Love Live animesinde de geçiyordu. Hatta orada Niko Yazawa, yani buradaki işte şey yazıyorlar ya, dileklerini yazıp asıyorlar. Orada Niko Yazawa çizili böyle şey dilek görmüştüm falan. Çok hoşuma gitmişti o zaman. Belki şimdi de buluruz. Kellik de ne yakıştı ha? Nasılım? Süpersin. Şöyle kafanı biraz böyle yap. Böyle mi? Evet. Evet, burada dilek diliyor insanlar. Özellikle de animeli dilekler çok var. Bu anime kartların üzerinde demişler. İşte arkadaşların için sağlık, bahsettiğim mutluluk anime demişler. De burada. Evet, bu tapınağın olayı aslında şans, böyle iyi şans, para kazanmak vesaire olsun, onlarla alakalı. Bildiğiniz gibi Şintoizm'de böyle bir sürü farklı farklı tanrı var. Buradaki tanrılar da iyi şans, bereket, kısmet açılması gibi şeyler getiriyor. Biraz daha o yüzden buraya kısmet açılması isteyenler, evlilik isteyenler geliyor veya böyle işleri kötü gidip de işte daha iyi gitmesini isteyenler geliyor. Ve şu arkamda gördüğünüz kısımda dualarını ediyorlar. Aslında bizim arkamızı dönmememiz lazım. Tapınağa önümüzü dönmemiz lazım. Şu an yanlış bir şey yapıyoruz. Olsun, biz turistiz. Evet, şurada bir de kültür merkezi gibi bir şey var. Edo Kültür, evet. Merkezi, ona da bir bakalım. Bu arada burada Mayıs ayında olması lazım. Çok büyük festival oluyor, Kanda Festivali. Bu Japon, Tokyo'nun en büyük festivallerinden bir tanesi oluyor. Keşke ona denk gelsek. Hani bu animelerdeki o şey festivalleri olur ya, her tarafta sokak satıcıları i̇şte vesaire. Falan. Tam o festival işte bu bölgede, burası merkez olarak yapılıyor. İnşallah bir gün onu da görürüz. İnşallah. Manekinle kolu, jelibonlar. Evet, şurada da basamlolar var. Rafine şekerler falan. Evet, bunlar böyle zamanında Şogun için yapılmış, üretilmiş işte tatlılar, çay serumesinin yanında tüketiyorlar. Böyle tatlı şekilleri oluyor. Bu da kedi var burada. Manikine koyan. Çok heyecanlı. Genshin. Bakalım hangi karakter çıkacak. Alamıyorum. Nasıl alamıyorsun? Aldım. Bakalım ne çıktı. Evet. Bir adet elektrik karakterimiz oldu. Neydi bunun adı? Lisa mıydı? Lisa değil mi? 60 oldu. Evet, Lisa. Lisa. Mona bekliyordum, Lisa geldi. Az önceki kişi
Ben seyrettim, Mona çıktı. Neyse, hatıra. Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Alır bir parasıyla zaten bu kadar. E bence de zaten, niye uğraştın ki? Geliyor. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Böyle değişik bir orijinal bir kapanış yapalım istedik. O yüzden buradayız. Bakmayın, biraz dinlenmeli bir video diyorduk ama oldukça yorucu bir video oldu. Yani biz sabahtan akşama kadar gezdik. Bu sadece gösterdiklerimiz, bir de göstermediklerimiz var. Ha bir de yeri gelmiş ya, şuradan Japonlara ufak bir serzenişim var. Yanlış hatırlamıyorsam zamanında biri bomba mı koymuş, ne koymuş çöp kovasının birine. O günden beri çöp kovası koymak şehirde yasak. Bu sebepten dolayı böyle şu kodumu kahve şişeleriyle sabahtan beri cebimde gezdiriyorum. Atacak yer bulamadım. Yaklaşık 4 saattir falan benimle. Buradan Japon yetkililere sesleniyorum. Kardeşim bir çöp kovası koyun. Şu anime kızlarına bir çöp kovası verin. Yazıktır, günahtır. Evet, bu kapanıştan sonra bizi tabii ki abone olmayı unutmayın. Durum işlerim kanalına diyelim. Japonya maceralarımız tam gaz devam ediyor. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Kapanış tabii ki dursuz olmaz. O yüzden videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.